القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا، والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا، وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: تعوذوا بالله من جار السوء، فإن جار البادية يتحول عنك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cümle peygamberler aleyhim salavat ve teslimat, ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları, rıdvanullah teala aleyhi mecmain, bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullah aleyhi mecmain, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kim dünya kenamı diye gönülsün. İhtiyan sınadır mıstık. Enam talayım adım rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: Te'avvezu billahi min carisu. Kötü komşudan Allah'a sığınınız. Kötü komşu, komşusuna eziyet eden kimse, hangi yolla olursa olsun, salih olmayan, güzel mümin olmayan kimse. Nerede? Fî dâril mukâmeti. İkamet, devamlı oturdunuz. Yer değiştirme olmadan devamlı ikamet halinde olduğunuz evde kötü komşudan Allah'a sığınınız. Evet. Aynı zamanda kötü günden de Allah'a sığınınız. Kötü saatten de Allah'a sığınınız. Kötü arkadaştan da Allah'a sığınınız. Bunlar da aynı şekilde kötü komşudan Allah'a sığınınız. İkamet halinde olduğunuz, kötü beraber ikamet ettiğiniz kötü komşudan Allah'a sığınınız. Arkadaş da insanların devamlı beraber olduğu kimsedir. Saatte öyle, günde öyle, içinde olduğunuz, sizinle beraber ayrılmayan şeyler. Bunlardan da Allah'a sığınınız. Neden? Mukim, ikamet halinde olan kötü komşudan Allah'a sığınınız. Neden? فَاِنَّ جَارَ الْبَادِيَ يَتَحَوَّلُ عَنْكِ. İkamet etmeyen yolcu, misafir olan kötü komşu yerini değiştirir. Bir kıra bayıra gidersiniz, yaylaya gidersiniz. Orada size biriler komşu olabilir. Ha, o kötü komşu orada da olabilir. Ama eviniz hiç değişmez. Hep orada kalıyorsunuz. Komşunuz olabilir. İşte bu ikamet ettiğiniz, ikamet halinde yaşadığınız kötü komşudan öncelikle Allah'a sığınınız. Çünkü devamlı burnunuzun dibinde onun zararı devamlıdır. O kırda, bayırda, şurada, burada size komşuluk eden gelip geçici misafir, kötü komşu bir süre sonra oradan ayrılır. Oradan kurtulursunuz. Ama eviniz orada başka yere taşıyamazsınız. Aynı evde, ikamet ettiğiniz yerde uzun yıllar kalırsınız. İkamet halinde kötü komşunuz daha çok zararlıdır. Zararı devamlıdır. Zararı devamlıdır. Ondan Allah'a sığınınız. Komşu İslam'da çok önemlidir.
komşuların birbirlerine çok önem vermesi gerekir. Komşuyu iyi seçmek gerekir. İşte kötü devamlı sana zararı olur. İyi komşun da devamlı sana iyiliği olur. Onun için ne derler? Ev alma, komşu al. Önce komşu, sonra ev. Komşular nasıl bakacaksınız? Yoldan evvel arkadaş. Evet, yoldan evvel arkadaş. Arkadaş da komşu, seninle beraber. Evet, zararı dokunur. İkamethane daha çok zarara dokunur. Şimdi buradan senden hiç ayrılmayan kötü komşudan Allah'a sığın, sadece ev komşusu değil. Peygamber diyor ki, senin en büyük düşmanın şu iki yarının arasında olan nefsindir. Nefis bizden hiç ayrılmıyor. Bir saniye bile ayrılmıyor bizde. Kötü nefsi emmare, kötü nefisten Allah'a sığın. O da seninle beraber, o da komşu sana. O buraya girer, bunun içine o girer. Sonra herkesin bir şeytanı var. Adem Aleyhisselam'ı yaratmış Allah. Onun kaburga kemiğinden Havva anamızı yaratmış. Adem Aleyhisselam yarattıktan sonra meleklere demişler, buyurmuş ki secde edin buna. Onlar secde etmiş. Şeytan, iblis cinlerden ve kâne minel cinni. O şey etmemiş, secde etmemiş. Cenab-ı Hakk'ın emrini dinlememiş. Dikkat edin. Allah yok demedi şeytan. Allah'ın varlığını kabul ediyor. Fakat emrini dinlemiyor. Emrine res çekiyor. Res çekiyor ve şeytan alıyor. Allah'ın şeytan şatanadan gelir. Allah'ın rahmetinden ebediyen umudunu kesmiş, Allah'ın rahmeti kendine ulaşmayacak olan varlıktır. Şeytan cinlerdendir. İşte böyle kovunca neden secde etmedin? Çünkü ben ateşten yaratıldım. Cinler ateşten yaratılmıştır. Adem ise kokar çamurdan özleşmiş, böyle uzun süre kalmış, özleşmiş çamurdan yaratılmış. Kokar çamurdan yaratır. Benim aslım ondan üstün. Ben ondan üstünüm. Ona niye secde edeceğim ki? Secde etmek, tapmak anlamına gelmiyor. Eskiden selamlama anlamına geliyor. Saygı duyma. Evet, anlamına geliyor. Onu bile yapmamış. Ben demiş, ondan daha aslım ondan üstün, değerli. Ben ondan üstünüm. Niye ona saygı duyacağım ki? Niye secde edeceğim ki? Cenab-ı Hak da kovmuş onu rahmetinden. Demiş, o zaman bana bunun yüzünden beni kovdun. Kur'an-ı Kerim'de bu hikaye, bu olay var. Bana demiş, şeye kadar, haşra kadar müsaade et. Kıyamete kadar demiyor, haşra kadar. Kıyamet kopmasında çok müthiş bir korku var. O korkudan kurtulacak kendince haşra kadar. Cenab-ı Hak buyurmuş ki, kıyamete kadar sana izin, bana sığınanların kılına dokunamazsın. Bana sığınmayanların hodri meydan, yol açık. O da öyle diyor. İnsanlara önünden, arkasından, bu Adem'in nesline önünden, önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından nüfuz edeceğim. Onların yolunu keseceğim. Sana gelmeyecekler. Cenab-ı Hak diyor ki, bana sığınanların kılına dokunamazsın. Sığınma ne? Sığınma, Bismillahirrahmanirrahim. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Hepimizin bildiği basit. Şeytan önden, arkadan, sağdan, soldan, dört yerden bize nüfuz ediyor. Bir adam Bismillahirrahmanirrahim dedi mi? Bismi bir, Allah iki, Rahman üç, Rahim dört. Bu besmelerin dört kelimesi şeytanın bize nüfuz ettiği, gireceği kapıları kapatıyor. Onun için derse başlarken besmele çekiyoruz. Evet. Camiye girerken besmele çekeceksin. Aksi halde senin şeytanın buraya da geliyor. Üç mü kıldım, dört mü kıldım? Abdestim var mıydı benim be? Başlar.
namazda sana vesvese verir. Abdestinde vesvese verir. Besmele çek de gir. Camiye girerken, eve girerken besmele çek de gir. Aynen bunlar hadislerde var. Herkesin şeytanı var. O şeytan seni takip ediyor. Gece gündüz senden ayrılmıyor. Derdi seni saptıracak, intikam alacak. Adem babamız, onun torunlarıyız. Ona kızdığın intikamı bizden alıyor. Görevi bu. Onun için ahitleşmiş Cenab-ı Hak'la. Evet. Diyor ki şeytanların grup grup arkadaşları var. Herkesin görevi var. Görev dağıtımı yapıyorlar. La mebite hâhüne ve la aşâ. Eve gelirken, kapıdan girerken Bismillah diyorsunuz, sağ ayağınıza giriyorsunuz. Şeytan diyor ki öteki arkadaşlar, bana yer yurt kalmadı, yemek memek kalmadı. La mebite hâhüne ve la aşâ. Bu evde bana, buraya beni sok, kapandı kapı. İçeri giremeyince aç da kalacağım, susuz da kalacağım. Bir başka besmele çekmeyene gidelim de geceyi geçirelim, rahat edelim, yiyelim, içelim. Evet, gene hadiste var. İki şeytan aynı kumandana tabi, aynı şeytan kumandana tabi. İki aynı grupta, bölükte olan iki şeytan görev taksiminde sen falan yerdeki adamın, sen falan taksimatta ayrı adamlara düşmüşler. Yıllar sonra birisi böyle bir deri bir kemik, üfürsen yıkılacak, sıska, hastalıklı, öteki de 120 kilo. Hayrola demiş o şişman olan, o sıska olana. Ne oldu sana kardeş? Ya sorma demiş, bir adama rastladım, benim peşine düştüğüm adam demiş, yatıyor Bismillah, kalkıyor Bismillah, yiyor Bismillah, içiyor Bismillah. Yatamadım, kalkamadım, yiyemedim, içemedim, böyle kurudum kaldım. Bu peygamberin hadisidir. Peygamberin sözü doğrudur. Her birimizin şeytanı var. Benim daha çok. Beni yanıltırsa hocaların daha çok. Çünkü herkesi yanıltacak. Onun için çeşitli yollardan bazen denk getiriyoruz. Hocam Allah razı olsun, ne güzel söyledin. Bende de nefis var. Vay be, ben ne hocaymışım be. Aman oradan giriyor. Şeytan oradan giriyor. Kaç tanesi. Evet. Ama hiç korkmaya gerek yok. Besmele'yi ağzından düşürmedin mi, ona giriş kapıları kapalı. Bu kadar basit. Yerken Bismillah diyeceksin. Sağ elinle yiyeceksin. İçerken Bismillah diyeceksin. Sağ elinle içeceksin. Televizyonlarda görüyorsunuz. Koca koca adamlar, normal hayatınızda görüyorsunuz. Güzel arkadaşınız, sağlı sollu, size öyle öğrettiler. Bir eline kaşık, bir eline çatal. İslam'da öyle değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına çölden bir kız gelmiş, bir de oğlan. Bunlar görgüsüz, tahsilsiz, kaba saba insanlar. Ama peygambere inanmış da onun yanına geliyor. Gelmişler doğru dibine. Peygamber dizinin dibine. Ebu Bekir daha uzakta, saygısından ona yanaşamıyor. Onlar gelmişler, dibine oturmuşlar. Biri sağına, biri soluna. Derken yemek gelmiş, toplanmışlar. Sofraya oturduğumuz zaman önce büyük başlar. Değil mi? Peygamberimizden büyük var mı ya aramızda? Onun başlaması lazım. Bunlar hemen peygamberimiz falan beklemeden etli pilav gelince başlamışlar diye sağlı sollu yemeye. Efendimiz ikisinin de sol ellerini tutmuş. Sağ eliyle sol, ikisine de yiyor. Besmele de çekmiyorlar. Önünde olan eti tükettikleri gibi karşıya saldırmışlar. Tüketmiş. İkisini de tutmuş kollarını, sol kollarını. Öyle diyor. Sem millâhe. Yavrularım,
evvela Bismillah deyin. Yemeğe başlarken Bismillah deyin. Semillah bu demek. Kül bi yeminik. Sağ elinle ye. Veşrab bi yeminik. Sağ elinle iç. Hadis efendim bu. Evet. Kül min emamik. Önünden ye evladım. Görgüsüzlük yapma. Elin etine saldırma. Fe inne şeytana ye'külü bi şemal ve yeşrabu bi şemal. Şeytan sol eliyle yer, sol eliyle içer. Evet. Efendimizin hadisi bu. Bize kızmasın kimse. Müslümanlara hitap ediyoruz. Kabul edip etmemek size ait. Ama Efendimiz böyle diyor. Şeytan sol eliyle yer, sol eliyle içer. Koskoca profesör, koskoca adam, sollu sağlı. Sol elimizi koparalım mı? Yok canım, öyle bir şey söylemedim. Yerken, içerken sağla ye. Mubah olan güzel şeyleri sağla yap. Evet. Bunun karaktere etkisi var efendim. Biz hukuk fakültesinde okurken ceza hukuku, Allah rahmet eylesin hocamız Sulhü Dönmezer kitabı var. Husus ceza kısmı. Biz o dersi seçtik. Orada insan karakterinin, yapısının, görünüşünün, fiziğinin suçlu mu değil mi olduğunu ilim adamları araştırıyor. Var. Kaşları çatık adamdan sakının. Kuyu gözlü, gözleri çukur, gök gözlü adamdan sakının. Alnı dar olandan sakının. Bunu söylüyorlar bütün ceza adamları. Böyle adamlar suçlu tipidir. Bir daha var. Amerikalı profesör dünyadaki bütün hapishanelerde dolaşmış. Bakmış ki hapishaneye kimler girer arkadaş? Hep de ahlakı bozuk olan yanlış adamlar girer. Amerikalı profesör dünyada bil hesap. Dünyanın bütün ülkelerine dolaşmış. Kitapta halen vardır. İstanbul Hukuk Fakültesi kütüphanesinde bu kitap vardır. Bakabilirler. Sayfasıyla, cildiyle orada var. Evet, hapishanede olanların rakamla sabit %80'i solak. Evet, atıf yapıyorum. Kızıyorlar da solaklar. %80'i rakamla sabit solak. Sol elle yiyor, sol elle içiyor, sol elle yazıyor, sol elle iş görüyor. Adam diyor ki, o şey ilim adamı, Müslümanlıkla ilgisi yok. Ceza hukuku açısından inceliyor işi. Sol elle yemenin karakter bozukluğuyla ilgisi vardır. Bakabilirsiniz. Bu bir ilim adamının iddiasıdır. Şimdi tabii ben bunu okuyunca, bu hadisleri ben okudum hocamdan. Şimdi de size okuyorum. Sol elle yeme, sağla ye. Evet, sağı kullan. Teyemenu fi kulli şey. Her mubah iyi işte sağı kullanınız. Genel emir. Sağla ye, sağla iç, sağına yat, sağından kalk. Sağ ayağınla çık, sağ ayağınla gir. Hep sağı kullan. Merhaba derken sağ elinle kullan. İyi bir şey merhaba. İyi şeyleri sağ elinle yapın. Ama tuvalete girdin mi sağ el şerefli. Sol elinle yıkanacaksın. Sağ elinle değil. Uzumu tutarsan sol elinle tutacaksın. Sağ elle değil. Evet. Usul bu. Peygamberin sünneti bu. Ceza hukukçu da öyle diyor yani. Sol eli kullanmış. %80'i karakter bozukluğuyla, ahlak bozukluğuyla etkisi vardır, ilişkisi vardır diyor. İlim adamları bakabilirsiniz halen cezacılar arasında böyle bir şey var. Evet, Efendimizin bu sözlerini bilince ne kadar tıp fakültesi gitmedi Efendimiz. Ama muallimi Allah her şeyi öğretti, öyle söylüyor. Size söylüyorum. Dövün demiyorum çocuğunuzu, yavrum, evladım. Sağla yersen, içersen sana şu para, şu hediye, bu şık gibi şeylerle alıştırın. Halen diyoruz, bırak soluyu. Hocam ya 40 senedir alışmışım. Hiç mazeret değil.
Evet. Şimdi Allah göstermesin, trafik kazasına uğradın o salak herif. Ve kolun kırıldı, sol kolum. O salak herif solla yiyor, solla içiyor, solla yazıyor ya. Hocam mümkün mü diyor. Trafik kazası, sol kolun kırıldı diyorum ben de ona. Doktora gittin, alçıyı aldı. Bir ay alçıda kalacak dedi. Bir ay ekmek yemez misin? Su içmez misin? Sol kol bağlı çünkü. O şeye, kapkas katı bağlanmış, hiç kıpırdatmıyor. Aynı gün sağla yemeği öğrenir misin? Söyleyin bakalım. Acından ölür mü yoksa aynı gün hemen sağla yemeği başlar mı? Mazeret değil, ben 30 senedir, 40 senedir solağım yok. Efendimizin sözünü tutun. Arkadaşlarınızı, kendiniz, çoluk çocuğunuzu sağla yazmaya, sağla içmeye, sağla yemeye, sağ yanıyla yapmaya, sağından kalkmaya, sağı tercih edin. Teyemenu fi kulli şey. Her mubah şeyde sağı tercih edin. Evet, hep söylüyoruz. Bu saat takmak peygamberin emri değil. Ama iş göreceğiz. Otobüsü kaçırmayalım. Namaza yetişelim. Lazım değil mi? Mubah bir şey bu. Sağa tak. Neden? Her mubah şeyde sağı tercih et. Sola takıyorlar şimdi. Çünkü Avrupalılar sola takıyor. Sola takınca günah değil. Ama peygamberin böyle bir sözü var. Ve ceza hukukunda da solu tercih etmek de diyor. Karakter boyu vardır diyor. Yollama yapıyorum. Bana kızmayın yani. Sol elinizi koparın demiyorum. Sağ el başaramadığı zaman bu ona yardımcı. Bazen ikisi beraber tutmak gerekir. Ama bu ona yardımcı. Esas sağı kullanacağız. Şimdi sağcı olacaksınız desem bu particilik yapıyor diyeceksiniz. Yok, sağ elinizi kullanın. Peygamberin emri bu. Efendim, şimdi bu şeytanla bu sol el kullanmanın da ilgisi var. Öyle diyor Peygamberimiz. İkisi ah oh başlamışlar besmelesi yemeye. İkisinin de sol elini tutmuş. Şimdi bu kızın, bu oğlanın eliyle şeytanın elini tuttum. Sol elini yerseniz aynı sizin elinizle şeytan uzanıyor sofraya, ete, ekmeğe, suya. Yakaladım diyor. Süleyman Aleyhisselam'a nezaketsizlik olmasa o yakaladım, bu sol elini yakaladım şeytanları mescidin direğine bağlardım. Medine çocukları oynarlardı onlarla. Süleyman Aleyhisselam çünkü insü cin kralı. Hayvanların da kralı. Dua etmiş, o da kral. Peygamberi değil. İnsü cin peygamberi Resulü Sakalyan, yalnız Muhammed Mustafa. Ama bu dua etmiş, krallığını vermiş. Kuşlara emrediyor, karıncalara emrediyor, yılanlara emrediyor, aslanlara emrediyor, kralı. Hepsine demiş ki, insanlara size saldırmadıkça, hayatınız tehlike olmadıkça saldırmayacaksınız. Onun için yılan bile sizi ısırmaz. Söz vermiş Süleyman Aleyhisselam'a. Kendini tehlikede sizin öldüreceğiniz durum olursa saldırır size. Aslan da öyledir, kaplan da öyledir. Sizden biz ona tecavüz olmadıkça sizi saldırmazlar. Evet, ben şimdi Tekirdağ'a yazlığıma gittim. Denize ineceğim. Kimse yok. Ağaçlar da var. İndim. Aha böyle kol kalınlığında ormanın kenarına toparlanmış, kafasını kaldırmış, tıs. Evet dedim, Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Allah'a sığındım, senin işine, sen işine, ben işime. Çekti gitti. Ama ben ona gitseydim, saldırsaydım, beni yakalardı. Söz var, hep böyle, her şey böyle. Hayvanlardan bir şey almış, Süleyman Aleyhisselam onların kralı olduğu için şimdi onu bağlarsam onun şeysi ya, onun emrinde ya, onun şeyine, yetkisine ben de katılmış olmaktan bir nezaketsizlik olur. Onun için bağlamayacağım diyor, oraya direğe diyor. Efendimiz hadisi bu.
çoluğunuza, çocuğunuza, kendiniz de dahil, arkadaşlarınıza sağla yemeği, saati sağa takmayı. Bunu peygamber böyle söyledi diye bu niyetle yaparsanız bu ibadet olur. Peygamber sağı tercih edin dedi diye saati sağa takarsanız peygamber uyma niyetiyle bu sevap olur. Belki cennete bundan dolayı gidersiniz, bu niyetten dolayı. Eve girerken peygamber sağı tercih edin dediği için sağla girerseniz bu niyetle dikkat edin ama. Adam sağında sonra hiç hesap etmiyor, bir diyor, yok yok öyle değil. Peygamber uyma niyetiyle sağı kullanırsanız ibadet olur. Belki ondan dolayı cennete gidersiniz. Şimdi ben İzmir Barosu'nda avukatlığa başladım. O zaman İzmir sokaklarında Marx'ın heykellerini taşıyorlardı. Lenin'in solculuk modaydı. Eski yahu. Baroda yemin edilir. Cübbe giyilir, merasim edilir. Merhaba demek sağ olmaz mı? Biz ona alışmışız. Biz herkesin huzurunda sağ uzattık. Adam solunu uzattı. O sağını uzatsa böyle denk gelecek. Ama o solunu uzattı, ikimizin eli böyle ters geldi. Havada kaldı. Adam o kadar solcu. Yani komünist demiyorum da solcu diyorum. Orada bile sağını kullanmadı. Bana dedi ki solunu uzat. Yani bu Müslümana yakışmaz. Efendimiz sağı kullanın diyor. Evet. Sağ, bizim de şeytan da bizim arkadaşımız, hiç ayrılmıyor bizden. Ancak besmele çekerseniz Euzu billahi mineşşeytanirracim derseniz eve sokmuyorsunuz, dışarıda kalıyor. Ama yine bekliyor. Çıkınca yine peşinize takılıyor. Aynen her yerde peşimizde komşumuz yani. Kötü komşu değil mi? Hep kötülüğü emrediyor. Evet, nefsimiz, nefsi emmari hep kötü komşumuz, bizden hiç ayrılmıyor. Bu mukim olduğumuz, devamlı sizinle oturan kötü komşudan Allah'a sığının, şeytandan da Allah'a sığının demektir. Ve nefsi emmariden de Allah'a sığının demektir. Bunu hiç unutmayacağız. Besmelesiz iş yapmayacağız. Ama Allah şarabı, rakıyı haram etti. İçki yasak değil mi? İnnemel hamru vel meysu ricsu min ameli şeytan. Peştenibuhu. Ayet bu. Şeytanın murdar işidir o. İçki içmek, şarap içmek. Derhal terk edin. Oturuyor masaya, Bismillah diye şarap içerse bu ayetle alay etmek olur. İman gider. Küfre düşer. Helal şeye besmele çekilir. Mubah şeye besmele çekilir. Haram bir şeye besmele çektin mi? Sen haram etmişsin ama aha ben besmele çekiyorum, yiyorum diye Allah'a sataşmak olur. Bunu da çok dikkat edeceğiz. Mümin her işini güzel peygamberimizin bu uyarılarına uyarak yapacak. Yatağa girerken mutlaka besmele çekiniz. Evlenecek delikanlılara söylüyorum. Allah Celle Celaluhu şeytana yememize, içmemize, yapmamıza, kalkmamıza, ailemizle birleşmemize de müsaade etmiş. Sığınmazsınız orada da o da var. Beşerikum ona ortak ol o insanlara. Fil emvali vel evlat. Ticarette dükkanı açarken besmele çekmezseniz kazandığınızda şeytanın şeysi var, ortaklığı var. Allah'ın emri bu ayet beyefendi. Vel evlat, çocuklarınıza da ortak olur. Besmelesiz yatağa girerseniz çocuğunuzda onun suyu var. Kimse yoktu hocam. Yok, sen görmezsin onu. O cinlerden. Ama Allah yalan söylemez, ayet böyle. Ortak ol diyor. Aha öyle besmele olmadı mı? Ondan sonra o çocuk anarşist olur, terörist olur. O işte kafayı çekenlerden sağda solda polisi uğraştırır, devleti uğraştırır. İnsanlara muzır olur. Çünkü şeytan suyu var onda. Eğitimle çok zor adam olur.
Halbuki temiz olsa kolayca yapacak onu, iyi insan yaparsınız. Evet, kötü komşudan Allah'a sığının içinde bizden hiç ayrılmayan şeytanımızdan da Allah'a sığınma vardır diyor Gümüşhaneli Hazretleri ve diğer alimler. Ben de size onu hatırlattım. Bu hadisi Nesai, Beyhaki, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, besmelesiz tuvalete girerken unutmayın. Koruyucu meleklerimiz var. Bizim muhafız meleklerimiz. Ama onlar tuvalete girmez. Evet. Banyoya girmez. Kapıda besmele çekeceksiniz. Dışarıda. Tuvalette besmele çekilmez. Dedi ki içki içerken besmele çekilmez. Melek oraya girmez. Tuvalete giriyor adam, telefonla konuşuyor, kitap okuyor orada. Saatlerce kalıyor. İşinizi bitirin, kalkın. Tehlikeli yerdir. Melek yok orada. Dışarıda Allah'a sığının. Eûzu bike minel hubsi vel habâis. O habis şeytandan, habis şeylerden sana sığınıyorum ya Rabbi. Bismillah. Sol ayağınla gireceksin. Çünkü içerisi iyi yer değil. İyi yere sağ ayağınla gireceksin. Camiye girerken sağ ayağınla gireceksin. Çıkarken sol ayağınla çıkacaksın. Çünkü yeryüzünde en şerefli yer, en güzel yer camilerdir. Diğer yerler kötü mü? Hayır. Cami kadar şerefli olmadığı için solla çıkacaksın. Sağla gireceksin. Eve girerken sağla gireceksin, sağla çıkacaksın. Ama cami sağla gireceksin, solla çıkacaksın. Usul bu. Peygamberin sünneti bu. Bunu arz etmek istiyorum. Bunlara dikkat edeceğiz. Evet. Bunu arkadaşlarımıza öğreteceğiz. Çocuklarımıza öğreteceğiz. Görevimiz efendim. Biz müminler kardeşiz. Kardeş kardeşi güzel Müslüman olmasını, güzel insan olmasını, öyle diyor Peygamberimiz. Benim hadisimi duydunuz, öğrendiniz, tatbik ettiniz, uyguladınız. Kardeşinize öğrettiyseniz نَدَّرَ اللّٰهُ اِمْرَاً سَمْيَ مَقَالِتِي فَوَعَهَا فَبَلَّغَهَا. Allah iki cihanlı yüzünü ak etsin diyor. Peygamber duasını alıyorsunuz. Onun için kalbini kırmadan sol elini tutun, arkadaş sağlayasın olmaz mı ya? Ne şekilde söyleyeceksen yani. Çocuklarınızı alıştırın, siz de alışın. Evet, Efendimiz şöyle buyuruyor. تَعَوَّزُوا بِاللّٰهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ. Fakirlikten de Allah'a sığınınız. Fakirlikten de Allah'a sığınınız. Azlıktan, yani mal azlığından Allah'a sığınınız. Malımız var, bak bu adam malı var. Burada yaptırmış. Herkes hayran. Dünyada devamlı Kanuni Süleyman. Şimdi hoca da mezinde şey başlarken şeydi, söyledi Kanuni Süleyman. Her günün beş vaktinde Amerika'da söyleniyor, Rusya'da söyleniyor Kanuni. Bundan dolayı gelip görenler söylüyor. Malla oluyor bu iş. Bu para mı yeter buna? Evet. Mal köprü yaptırırsın, her geçen de sana yazılır. Okul yaptırırsın, hastane yaptırırsın. Fakir çocukları okutursun, sadakayı cariye derler buna. Malla olur bu iş. Malın azsa hiçbir şey yapamazsın. Evet, bir de evlenmek Allah'ın emri. Nesil çoğalmak için, insan neslinin çoğalması için evlenilir. Hem Allah'ın emridir, hem Peygamber'in emri ve sünnetidir. Allah'ın rızasını da kazanır evlenenler bu niyetle. Peygamber'in sevgisini, şefaatini kazanır. Ha. Çocuğu olmuş 4-5 tane, besleyecek paran yok. Onları okutacak paran yok. Güzel bir ev tutacak paran yok. Ne kadar zordur, değil mi? Ne kadar zordur o. Ha. Bu mal azlığından Allah'a sığınınız. Şimdi böyle olunca çocuklar başlar bağırmaya, ağlamaya, karnımız aç diye. Değil mi? Evet. Şeyi hatırladınız. Çağrı filmini, Hazreti Ömer halifeyken koca karı bir çocuklara bakıyor.
bir şeysi yok. Dilenmek şerefsizlik, yanlış. Dilenmiyor. Parası da yok. Çocukları avuç çek, uyutacak. Kaynıyor. Suyu kaynatıyor. Bir şey yok. Yemek yok. Aç. Efendim, Hazreti Ömer un çuvalını sırtlanmış. Al demiş. Evet, hamur yap, ekmek yap, yedir. Şimdi sen ekmeğiyle insan karnını doyurur diyeceksin. Bu memlekette de vaktiyle ekmek bulamadı. Millet de gır armudu, ahlat armudu yediler arkadaş. Öyle zamanlar oldu. O zaman da öyle fakirlik vardı. Çuvalı sırtlamış koca devlet reisi götürmüş. Onlar yemişler, ondan sonra da uyumuşlar. Aç uyunmaz. Ne kadar zor. Bir baba, ana, para yok. Çocuklar bağırıyor. Açlık var. Az maldan, fakirlikten Allah'a sığınınız. Zordur dayanması. Onlar böyle bağırdıkça ne olacak? Hile yapacaksın. Mal çalacaksın. Hırsızlık yapacaksın. Susturmak için, değil mi? Çoğu. Kim dayanabilir bunu? Kaç kişi dayanabilir? Evet. Ne yapayım diye kendini mazeret bulur. Kötü şeylere gider. Hırsızlığa gider. Aldatmaya gider. Esrar satmaya gider. Uyuşturucu satmaya gider. Mal kazanacağım, para kazanacağım diye. Mal azlığı, fakirlik onları sürükler seni. Bir de ne biçim Allah bu ya? Bana hiç mal vermiyor demiyor. Allah korusun. Allah'la kavgaya kadar götürür. Aman ya Rabbi. İmanınla oynatır. Fakirlikten, mal azlığından onun için Allah'a sığınınız. Yetecek kadar ver ya Rabbi. Ne diyorsunuz siz? Az verip, çok verip azdırma. Az verip gezdirme. Ne güzel değil mi? Efendimizin güzel bu hadislerinin şeysidir o. Tercümesidir. Fakirlikten, azlıktan Allah'a sığınınız. Evet. Daha neden Allah'a sığınınız? Ve zilleti. Şu adam bırak ya, rezil. Pis herif. Kime sorsan bırak şu alçağı, şerefsizi. Böyle insanların nazarında şerefsiz, değersiz durmuş, düşmekten de Allah'a sığınınız. İnsanların sevdiği, canım kurban olsun. Melek gibi adamdır. Bir bu adam var, bir de bırak şu ya üçkağıtçıyı. İnsanların nazarında değersiz, şerefsiz duruma düşmekten de Allah'a sığınınız. Allah her şeye kadirdir. Size onlardan korur, size mal verir, evlat verir, yolunuza çağır, yürü kulum der. Ha, bunları bilerek haşmış. Şimdi de evet, ben biliyorum, hamallık yapmaya gelmiş, işi yok. Şimdi fabrikatör herif. Maşallah namazının hapesinde. Bazen biliyorum memleketine bile gitmiyor. Anasını babasını bırak şu ya, yemesin içmesin bilmezler ya. Konuşmasın bilmezler diye küçük görüyor kardeşlerini, memleketini. Burada paralandı. Aa, böyle olma. Diyor, böyle olma. Şükür et yine Allah. O verir, kapını açar, zengin eder, şükür. Nankörlük etme. Aslını inkar etme. Evet, ama fakirlikten, azlıktan, zelil olmaktan insanların yanında herkesin küçük göreceği, hakaret edeceği, kötü duruma düşmekten de Allah'a sığınınız. Evet. Yani ey ümmetim, işte bunları öğreniniz, bu şekilde hareket etmeyi unutmayınız diye öğretiyor Peygamberimiz. Evet. Çok çoluk çocuğun var, para yok. Ne kadar zor o anaya babaya. Ne kadar zor. Evet. Daha neden Allah'a sığınınız? Fakirlikten Allah'a sığınınız. Azlıktan Allah'a sığınınız. Zelil, değersiz duruma düşmekten Allah'a sığınınız. Ve tazlime, başkasına zulmetmekten Allah'a sığınınız. Adam güçlüsün, kuvvetlisin, tahsillisin, kafan iyi çalışıyor. O adam bir şey bilmiyor, tecrübesiz. Onu aldatıyorsun, zulmediyorsun. O bir şey anlamıyor diye onu aldatıyorsun, zulmediyorsun. Zulmetmekten Allah'a sığın.
makamın sebebiyle hakkını yiyorsun. Adam bil, kanunlar bilmiyor. Sen biliyorsun. Aldatıyorsun. Aldatma. Yetim aldatıyor. Yok, kimsesi yok deme. Zulmetmekten kime? İnsanlara, hayvanlara. Her şeye zulmetmekten Allah'a sığın. Onun Allah'a sığın ha. Ev tuzlam veya zulüm görmekten. Başkası sana zulmetmesin de Allah'a sığın, sana zulmetmesinler. Allah korur seni. Allah'a sığın. Zulmetmekten, zulüm görmekten de Allah'a sığının diyor güzel peygamberimiz. Zalim iki cihanda yok olmuştur. Allah'ın hasmıdır. Evet. Mazlum ise Allah'ın imtihan ettiği, eğer Allah'a isyan etmezse Allah'ın arkasında olduğu, söylediğini hemen yapan, yaptığı makbul bir kişidir. Onun için ne diyorlar? Mazlumun ahından sakın. Evet, çok görmüşsünüzdür. Ah alan şöyle olur, böyle olur, neticede rezil olur. Çünkü Allah onun arkasında o mazlumun ahını alır. Çok var burada, sayılamayacak kadar çok. Mazlumun ahından, zulüm etmekten, zulüm görmekten de Allah'a sığınınız. Evet, şimdi böyle olunca tabii zulüm, zor durumda kalan adam işte hapishaneye düşer, zulmetmiş, iftira etmişler, hapse düşmüş. Veya işte ötekinin torpili var, şu var, bu var. Vakayı kurtarmış, yıkmışlar garibanın üstüne içeride. Şimdi o Allah'a isyan etmeye kalkar orada. Zor bir iş o. Dayanabilir mi? Herkes haktan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Bu da Allah'tan deyip de isyan etmeme olur mu? Evet. Ya işte iman kavi olmalı, kamil olmalı, yakın bilgi sahibi olmalı. Evet, İmam-ı Azam Hazretleri'ni hiç çekemiyorlarmış diğer alimler. Konuşurken bir dakika hocam, Ebu Hanife böyle söyledi, o daha haklı diye adamları susturuyormuş vatandaş. Onlara da kızıyorlarmış ya. Bu ne bu? Nereye gitsek Ebu Hanife, Ebu Hanife. Anlaşmışlar kurtulmak için, onu halkın gözünden düşürmek için fahişe bir kadını ona yollamışlar. Kocası falan yok da öyle numara yapacak. Para vaat etmişler. Git sen. Gitmiş. O da dersten gelmiş. Akşam yemeğini hazırlanıyor. Onun için işte ihtiyacını görürken tık 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 varmış. Ağlayarak böyle kocam şey diyor işte ölmek üzere, şöyle de böyle de falan ağlayarak hemen demiş tamam, abdestini almış. Tamam kızım demiş. İyilik etmek gerekiyor ya. İşte böyle mazlumlara yardım etmek Allah'ın hoşuna gidiyor ya. Bütün emirler. Fahişe kadının peşine takılmış. Evine. Fahişe kadının evine gitmişler. Girerken zaten öbür hocalar anlaşmışlar. Zaptiyelere çıkarmışlar. Bak Ebu Hanife fahişe kadının evinde. Şimdi gidin. Bir bakmış hakikaten onun evinde. Hemen tevkif etmişler onu. Fahişe kadınla sokaktan da yürütmüşler. Hapishaneye götürmüşler. Halkın gözünden düşürecekler şimdi. Ama dikkat edin. Ondan sonra biz olsak yandım Allah, bittim, mahvoldum deriz değil mi? Evet. Allah'a imanı kamil olanlar nereden eserse rüzgar ondan hemen Cenab-ı Hakk'a sığınırlar. Her durumda Allah'a sığınırlar. Hapishaneye girmişler, aynı odaya o kadını hapsetmişler. Herkese duyurmuşlar. Sabahleyin mahkeme kurulacak. Zina eden rejim ediliyor. Evli kadın, evli erkek zina ederse rejim ediliyor. İslam'da öldürülüyor. Taşlanarak. Kadı karar verecek. Duymuşlar. Allah Allah. Biz evliya zannediyorduk. Adama bak be falan. Çalkalanıyor. Efendim Bağdat. İmam-ı Azam hiç üzülmemiş. Başlamış namaz kılmaya. Son derece huzur içinde devamlı namaz kılıyor. Hapishanede
Kadın da yapılanları biliyor ya. Derken Allah Allah demiş. Şuna yapılana bak, adama bak. Hiç üzüntü yok. Devamlı namaz kılıyor. Zevkle. Başlamış pişman olmuyor. Bir dakika hocam demiş. Ne var kızım demiş. Hocam mesele böyle böyle böyle. Özür dilerim demiş. Yok kızım sende bir şey yok demiş. Seni gönderenler yine namaz kılmıyor başlamış. İmam-ı Azam'ın hanımı da yemek yemeden götürdüler diye, yemek yiyecekti ya, bir şeyle hazırlamış, gitmiş hapishaneye. İmam-ı Azam'ın hanımı, polisler bakmış, Ebu Hanife'nin hanımı, tamam demiş, yemek get, evet yemek getirdim, geç içeriye, yemeğini ver çık. İçeri girmiş, kadın çoktan pişman, ağlıyor, adama bak, yaptıklarına bak. Hemen onun elbiselerini giymiş, kendi elbiseni ona vermiş. Çıkarken gene tabaklar elinde. Demin girdiydi, yemek verdiydi ya, şimdi götürüyor. Tamam demiş, güle güle. Fahişe kadın gitmiş evine. İçeride İmam-ı Azam kendi karısı kalmış. Sabahleyin halk toplanmış meydana. Yüksek kürsü kurmuşlar. Kadı oturmuş, onu mahkum edecek. Ve kurtulacaklar. Haset var ya, kadı muhakeme ederken, yargılarken tanıması lazım değil mi? Kimin oğlusun, nerelisin sormuyor mu? Kadı demiş, aç yüzünü demiş, peçeli kadın, İmam-ı Azam Hanı peçeli. Aç demiş yüzünü, sert. Bir açmış, Ebu Hanife'nin kendi karısı. Herkes görmüş, yüksek kürsüde ya, insan karısını da zina eder mi? Yok. Fuhuşe var mı? Şerefi daha da artmış. Ama herkes böyle dayanamaz. Benim kubatım ne? Allah bana, beni buluyor. Kimseye vermiyor da böyle şey demeye gider. Allah korusun. Fakirliğe dayanamaz, sıkıntıya dayanamaz. Biz zayıf adamız. Onun için fakirlikten, mal azlığından, zelil olmaktan, böyle mazlum olmaktan Allah'a sığınınız. İsyan ediyoruz Allah korusun. Onlar büyük adamlar. Ne yapsalar? Cenab-ı Hakk'a hiçbir şey etmeden, sarsılmadan kulluğa devam ediyorlar. Biz öyle zayıfız. Onu söylüyor. Fakirlikten, azlıktan, zilletten, zulmetmekten, zulme uğramaktan Allah'a sığınınız. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duası bu. Duâ-u ve kad kâne min duâil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Mustafa'nın her zaman ettiği dualardan birisi şuydu. İza haraca min beytihi, evinden çıkarken Bismillah, tevekkeltu alallah, hasbiyallah, maşaallah, la havle ve kuvvete illa billah, Allahümme inni eûzubike min en azleme ve uzlime. Zulmetmekten, zulme uğraktan sana sığınıyorum ya Rabbi. Öteki duaların yanında sen de böyle söyle. Sen de söyle söyle. Biz bazen zor durumlarda Allah korusun isyan ediyoruz. Zor iştir. Allah'a sığın diyor güzel peygamberimiz. Bu hadisi Ahmed İbni Hanbel, İbni Mace, Nesai, Hakim Müstetek'inde Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakletmişler. Keza Ubadet Müssamit de Estaizu billahi minel fakri vel aileti ven tazlimu ev tuzlamu. Aynı manada ifadeler değişik, hadisleri nakletmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Teavvezu billahi min vesvesetil vudu. Abdest vesvesesinden Allah'a sığınınız. Şimdi 4,5 saatte abdest alan biliyorum profesör. Bunu deri eskitecek. Kuryer kaldı mı, kuryer kaldı mı? Böyle yapıyor, 100 defa yapıyor. Kuryer kaldı mı, 4,5 saatte abdest alıyor böyle de. Vesvese hastalık, ona düşmüş. Kim yaptırıyor bunu? Vesvas, şeytanın. Bu vesvese veren şeytanın adı vesvas. Değil mi? Kul abdurrabbin nas, melikin nas. Evet, orada sığınıyoruz Allah'tan. O yaptırıyor. Böyle 4,5 saatten bir abdest alınırsa adam kitap okuyamaz, iş göremez,
derdi o zaten. Durmadan böyle. Çok adamla görmüşsünüzdür. Bir toz olur, yarım saat silker. Hastalık. Aha. Onu söylüyor. Abdest aldığınız zaman vesveseden Allah'a sığınınız. Kuru kaldı mı acaba? Kuru kaldı mı acaba dersiniz. Döne döne yine yıkarsınız. Döne döne. Ulan millete su lazım lan. Suyu hep sen kullanırsın. Zamanın gider. Bu şeytandandır. Allah'a sığınınız. Te'avvezu billahi min vesvesetil vudu. Evet. Aklınıza, kalbinize gelen gizli böyle şeylerden Allah'a sığınınız abdest konusunda. Bu vesvas denilen şeytanın marifetidir bu. Şüphelendirir sizi. Onun için işin içinden çıkamazsınız. Bir türlü karar veremezsiniz. İşi yapamazsınız. Allah'a sığınınız. Evet, böyle durumlarda yo ben abdest aldım mı ya? Hep gelir zaman. Abdestliyim ben ya. Diyeceksin, ben falancanın yanındaydım. Onun yanında yerleyemem. İşim değil mi mesela? Şüpheyi giderecek şeyler söylüyorum. Falancanın adamın yanında, affedersiniz, açık osturabilir mi lan? Ayıp lan. Ben oradaydım. Yerleme orada yapamam. Ondan sonra geldim, masama oturdum. Kitap okuyorum. Burada da bu iş olmaz. Karar vereceksin, abdestliyim. Böyle olay bulacaksın kendine. Abdestli miyim, değil miyim? Değil. Karar vereceksin. Karar vermek için. Şimdi mesela apartman hayatı var. Üst katta banyoda musluk biraz sızdı mı altta su damlamıyor mu? Betondan geçmiyor mu su? Ulan 10-100 defa bunu edip durma lan. Su bak betondan bile geçiyor. Buraya gelen su buraya da gelmiştir. Dağılır ya yahu. Ha böyle şeyler bularak vesveseyi kovacaksınız. Yoksa durmadan yıkadırırsınız. Zamanınızı harcarsınız. Abdese vesvesesini böyle namaz kılarken 3 mi oldu 4 mi oldu? Bir kere 2 garanti. 3 öylese 2 rekat kesin kıldım. 2 daha kılacaksın. Secde-i seviye yapacaksın. Kesin karar vereceksin. Şüpheyle namaz olmaz. Şüpheyle abdest olmaz. Kesin karar vereceksin. Söküp atacaksın. Evet. Her zaman başına bu gelmemesi için Allah'a sığınacaksın. Bu şeytandan geliyor. Dürtüyor seni. Evet. Benim hanım sokakta giderken sağına baktı. Sağında da bir adam vardı. Şeytan orada da yuvalar yıkıyor. Orada da yuvalar yıkıyor. Herifin karısına olan sevgisini yok edip gidiyor. Elin herifine baktı bilmem ne. Büyütüyor işi. Orada da vesvese olur. Başka şeylerde vesvese olur. Şimdi burada abdest vesvesinden sığının. Çok var şimdi herkeste. Adama yıkadım mı yıkamadım. Kuru yer kaldım kurmadım mı? Evet. Onun için dini bileceksin. Evet. Suyu alacaksın, kaldıracaksın elini. Böyle buradaki suyla buraya dikkat edin. Bakıyorum ben böyle yapıyorlar. Bu dirseğinizi böyle yuvarlayacaksınız elinizle. Dirsek yıkanmazsa, kol yıkanmamış sayılır, abdest olmaz. Abdest olmayınca namaz olmaz. Onun için böyle götürdükten sonra bunu çevireceksiniz. Önünden arkadan da su varken siz böyle yaptıktan sonra damlamalı. Suyun damlaması bitmiş. Ovuşturuyorsun, faydası yok. O meshetmektir. Yaşlığı oraya götürmek meshetmektir. Yıkamak değil. Yıkamamak için su damlayıp dururken böyle önünden arkadan ovuşturuyorsun. Bir de şöyle yapacaksın. Tamam. Su her tarafa uğraştı. Betondan bile geçiyor. Vesvese yatacaksın. Sol konuda böyle. Yalnız bu dirseğinizi böyle halkalamanız lazım. Dirsek abdeste kola dahil. Kuru kalırsa abdest olmaz. Ha böyle şeyler bulup vesvese yatacaksınız. Başlarken Ahmet yarın nereye gidelim? Abdest, dur ya abdest ibadettir. Besmele ile başla. Besmele ile alınan bir abdest
şeytanı senden uzaklaştırır diyor Peygamberimiz. Besmele ile başlayan bir abdest, güzel bir abdest, tırnaklarına varıncaya kadar azalarından günahları silker götürür diyor. Onun için Ahmet, yarın şeye gidelim mi? Ya abdest alıyorsun, konuşmanı sonra yap. Abdest alırken selam versene selam almayacaksın. İşin var çünkü. Sen de selam vermeyeceksin. Ezan okurken selam verilmez. Ama ağız alışmış, selamünaleyküm diyor, ezan okunuyor. Almadığın zaman da burnu büyümüş diyor, hocanın diyor. Ya usul böyle kardeşim. Ezan okuyan selam verilmez, verilse de alınmaz. Ezan dinliyorum ben. Ezanı icabet etmek lazım. Evet, abdest alırken de işin var senin. Selam verilmez, verilse de alınmaz. Konuşulmaz. Sağ kolunu yıkarken kitabım sağımdan ver. Hesabımı kolaylaştır. Solunu yıkarken kitabımı solundan verme. Hesabımı zorlaştırma. Duaları var, Türkçe söyle. Evet. Boynu yıkan benim şeyimi, boynumu cehennem ateşinden kurtar ya Rabbi. Ayağımı Sırat Köprüsü'ne kaydırma ya Rabbi. Bu düştü, Arap diyor, peygamber duaları, bunu Türkçesini söyle. Yüzünü yıkarken herkesin yüzünün kara, bir kısmının kara, birinin ak olduğu günde benim yüzümü nurlandır, ak çıkar ya Rabbi. Evet, bunlar var. Evet, bu duaları Türkçe yap. Bunlarla meşgul ol. Elinle sohbet etme. O kerahettir. Dinde iyi değildir. Sünnete aykırıdır. Sonra da acaba ben onunla konuşurken sağ kolumu yıkamayı unuttum mu yahu demeye gidersin. Şeytan çünkü seninle besmele çekmemişsin, sohbet ediyorsun. Abdest vesvesesinden kurtulamazsın. Dinin emirlerini yerine güzel getirdin mi? Sen dirseğin yıkadığımı ben biliyorum. Dirseğimi her yıkayışımda böyle halkalarım. Hiç o vesveseye yer vermezsin. O zaman kurtulursun. Yani bilgi insanı böylece vesveselerden kurtarır. Abdest vesvesesinden Allah'a sığınınız. Efendimizin buradaki şeyi bu. Evet. Şeytanın size verdiği bu bilhassa buna dikkat ediniz. Usullerine göre abdest alınız. Evet. Ayak yıkarken de sol elinizle yıkayınız ayaklarınızı. Sağ el şereflidir. Ayak aşağıda olan bir uzuvdur. Sol elle yıkayınız ve topukları yıkayınız. Ayağın üstünde yukarı çıkan ayak bileğinde çıkık çıkantı kemik var ya, sivri domalan kemik, onu yıkamak zorundasınız. Onu yıkayacaksınız. Bunu yıkadınız alışkanlıksa, acaba yıkadım mı? Her zaman yıkıyorum. Atarsınız. Böylece kesin şeye ulaşırsınız. Bu konularda dinimizin emirlerine, sünnetlere uyarsanız o şey tabii başlangıçta bismillah. Neveytul vudu'a takarruben illallahü teala. İbadet maksadıyla abdest almayı niyet ettim. Bismillahil azim velhamdülillahi ala din İslam ve ala tevfikil iman ve ala hidayetir rahman. Müslüman olduğuma Allah'ın lütfuna hamd olsun. Besmele böyle çekip başla. Sen de abdest alanı konuşturma. Abdest alanı selam verme. Meşgul etme. Böyle güzel usulüne uygun abdest alın. O zaman vesvese olmaz. Fakat şeytan boş durmaz. Önce ben her zaman kolumu yıkarım. At kes at. Efendim bu hadis-i şerifi de Efendimizin vesvesenin zemmi konusunda Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma, amcası Abbas, oğlu Abdullah, tefsir alimlerinin, müfessirlerin piri Abdullah bin Abbas, Allah onlardan razı olsun, nakletmiş. Evet, teavvezu billahi min huşu'in nifak. Evet, münafıklık huşuğundan Allah'a sığınınız. Evet. Ne demek bu? Kuşu kalpte titreme, korku. İçeride olan korku. O korku sebebiyle azaların, yüzün, gözün, kulağın kalbe tabi olur. Allah'tan korkan adamın
yüzünden anlaşılır. Kalp merkezdir. Azalar kalbe tabidir. Kalpten gelen Allah korkusu gözden yaş akar. Yüzün sapsarı olur. Ha, huşu, bir de münafıklık huşusu var. Bize darılmak yok. Münafık dışarısı başka, içerisi başka, değil mi? Münafık bu demek. Bu şeyde nasıl olur münafıklık huşusu? Evet, okuyalım hadis efendim. Huşu'ul beden ve nifakul kalp. Evet, bana darılmak yok. Biz kimseyi hedef almıyoruz. Size peygamberimizin emirlerini aktarıyoruz. Şimdi namazı duruyor adam. Sağını solunu düzeltiyor. Saçını düzeltiyor. Külahını düzeltiyor. Televizyonda bile görüyorsunuz ya. Yok yok, gitmeyelim oraya. Ama yapıyor. Evet, öyle demiş peygamber. Birisi yine namaza durmuş, görmüş mübarek. Kaşınıyor. Bu adam demiş, huşu duysaydı kaşınmazdı demiş. Elbisesiyle oynamazdı. Elbisesi oynadığına göre ama namazda duruyor. Nifak huşu bu diyor. İçinde huşu yok, dışında durmuş namaza. Herkes bakıyor, namaza durmuş. Ama kaşınıp durur. Kalıbı durmuş, kalbi değil. Kalbi eğer Allah'ın huzurunda olduğu bilincinde, idrakinde olsaydı kaşınmazdı. Elbisesiyle oynamazdı. Sarığınla oynamazdı. Biz onları yapmıyoruz. Ne muazzam fayansları var. Çinliler var ya, ne yazılar var diye konuşmasak da hep kafamızda onlar geçiyor. Caminin süsünü sayıyoruz, penceresini sayıyoruz. Bu münafıklık huşu. İçinde huşu olsaydı Allah, sen Allah'ı görmüyorsun ama Allah seni görmüyor mu? Onun huzuruna çıkmadın mı lan? Askerlik yaptınız. Kumandanın karşısına geçtiniz. Esas duruşta durmuyor musunuz? Kumandanım, kumandanım, komutanım, komutanım, komutanım deseniz ne olur? Herhalde burada bir izler olur değil mi? Kızmaz mı lan kumandan? Ulan ben ne alay mı diyorum lan sen demez mi? O kumandanın yaradanın huzurunda, onun huzuruna çıkıyorsun sen. Niye kaşınıp duruyorsun? Neden sağa sola bakıp duruyorsun? Böyle aval aval. Münafıklık huşu bu diyor. Namaza durmuş. Sağa sola hareket etmiyor. Ama sağa sola kafasına bakıyor. Münafıklık huşu. Bundan da Allah'a sığın. Bundan da böyle yapmayın. Durduğunuz zaman evet. Bundan hocalarda da oluyor. Kur'an okuyor. Bağırıyor hoca. Ne bağırıyorsun hoca? Allah sağır mı lan? Fıtı olacak neredeyse. Nasıl bağırıyor namazda? Hoca ne bağırıyorsun ya? Allah sağır değil kardeşim ya. Siz böyle huşu içinde namaz kılarken sesiniz titrek titrek çıkmaz mı? Bağırır mısınız? Bağırmazsınız. Allah'ın huzurundasın. Niye bağırıyorsun hoca ya? Huşu yok. Bunu düşünerek tamamen dış dünyadan kesileceksin. Allah'ın huzurunda duracaksın, kendini ona vereceksin, davul çalsalar duymayacaksın, dışarıya ilgin keseceksin, huşu böyle olur. Bunu tabi peygamberimiz yapıyordu, Ayşe radıyallahu anh'a validemiz gece kalkardı diyor, öyle bir teheccüd namazı kılardı ki diyor. Öyle tatlı kılardı ki diyor, ha kılıyordu. Ben de seyretmekten bile zevk alıyordum. Kendinden geçiyordu, zevkine eriyordu. Onun sahabiler de böyleydi. Hep anlatırım, Hazreti Ali radıyallahu anh, Allah şefaatini bize nail eylesin. Mücahit, cengaver bir büyüğümüz,
muharebede savaşırken en safta savaşan en çok sevap alıyor. En tehlikeli yer çünkü. Evet, ok baldırına atmış gavur, kafir. Baldırına girmiş ok, çıkaramıyorlar oku. Girmiş baldırına. O zaman uyuşturucu, ağrı kesici, ne bileyim, acıyı duydurmayacak şeyler yok. Ne yapalım? İnsan canı acılanmaz mı? O da insan ya. Bakmışlar, ne yapalım, ne yapalım? Onu çıkarmazsak orayı, bacağı kaybedebiliriz. Sıcak memleket, 50 derece sıcak şu anda. Medine'de, çölde. Ne yapalım, ne yapalım? Ha. Evet, durun demiş, ben namaza durayım. Abdest almış, namaza durmuş. O namazda öyle bir huşu içinde huzura dalmış, namazı bitirmiş. Daha o birinci rekattayken oku çıkarmışlar, hiç haberi yok. O zaman antibiyotik yok arkadaş. Kızgın demirle yakmışlar, mikrop şey olmasın diye. Mikrop yanıyor ya ateşte. Kızgın demirle yarayı dağlamışlar, sarmışlar o kıyamdayken. İşlerini bitirmişler, seyrediyorlar. O hala kendinden geçmiş. İki rekat namaz bitirmiş. Den ya demiş ya, başlasanıza. Ali demişler, birinci rekatta hepsini hallettik. Huşu böyle. Hiç ağrıyı da duymaz. Kendinden geçer. Doğrudur efendim. İnsan bir şey kafasını bağladı mı başka şeyi duyamaz. İşte o namazda öyle bir huşu yapmaya çalışacaksın. Ama biz duruyoruz, caminin süslerini seyrediyoruz. Kapıyı kim çaldı acaba? Bakkal sirke, bakkalmış adam, namaza durmuş. Kapıyı çalmış, ben varım yani, buradayım, namaz kılıyorum. Öksürmüş. Geldiği cevap, oraysa konuşmak sayılır. Konuşmak namazı bozulur, bu maksatla öksürdüğü için konuşmuş oluyor ona, ben buradayım. Ondan sonra sirke almaya geldim var mı? Var. Ondan sonra sirke nasıl? Ben keskin. Sirke keskin. Namaz kılıyor bu adam. Böyle namaz kılınır mı yahu? Böyle namaz kılınır mı? Kapının çalmasını duymamamız lazım. Çocuk ağlasa duymamamız lazım. Huzurumuzda, huzurunda olduğumuzu kalbimizle o huşuya dalıp ağrıyı, acıyı duymamamız lazım. Sesi duymamamız lazım. Ama şimdi çok görüyoruz biz. Telefonla namaz kılıyor. Sonra konuşalım. Namaza devam ediyor. Olur mu yahu? Namazda dışarıyla böyle konuşuyor adam. Evet. Allah bizi ıslah etsin. Bu bilmemekten ileri geliyor. Bu usulleri bilseydik biz de insanlar yavaş yavaş, kademe kademe kendimiz bunu hazırlarsak biz de aynı Hazreti Ali gibi böyle güzel namaz kılabiliriz. Kapımız açık. Efendimiz onun için abdest şeysinden, vesvesesinden ve namazdaki münafıklık huşuğundan, kalbi huşu değil, dışarısı namaza durmuş. Bundan Allah'a sığının diyor. Kalbiniz de huşu içinde olsun. Hocam sen de namazda böyle makam yapacağım diye bağırıp durma. Huzurunda oldum bilerek sesin titresin. Gözünden yaş gelsin lan. Öyle bir huşu duy. Buna çalışalım. Buna çalışalım. Efendimizin şeysi budur. Ve nifa ve huşul beden, huşul huşun lil beden ve nifakul kalp. Münafıklık huşu nedir? Beden muntazam duruyor, hazır olda duruyor. Ama kalp, hanım bana ekmek ısmarlamıştı. Bakkala gideceğim. O bakkalın ekmeği tam pişmez. Orada işte şu ekmek bulunmaz. Bunlar hesap ediyor. Kalbi orada. Bundan sonra da şuraya gideyim, şu alemi ziyaret edeyim. Bu kalp huşu yok. Kalp, ama namazda herif. Aha bu münafıklık huşu diyor. Kalbi böyledir. Bedeni huşudadır. Kalbi başka yerdedir. Bu adamın durumu böyledir diyor.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ra'an nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem racülen ya'besü bilihyetihi fis salati. Herif namazdayken sakalını kaşıyor. Böyle sakalını kaşımış. Allah bizi affetsin, ıslah etsin. Sakalını kaşımış fekale lev haşa kalbu hazel haza. Şu adam huşu duysaydı la haşaat cevarihuhu. Eli sakalına gitmezdi. Göbeğin altında öyle dururdu. Evet, onlar da huşu duyardı. Kalbinde huşu yok. Gözü oynuyor, kalbi oynuyor. Eli oynuyor. Bacağını dinlendiriyor. Allah bizi ıslah etsin. Allah huşu ile namaz kılanlardan insin. Kur'an'da övüyor haşiine. Huşu ile namaz kılanları. Gece kalkıyor. Bir duruyor. Böyle adamın adamlar görürsünüz. Ben Denizli'de öğretmendim. Bizim dedelerimiz Osmanlılardan 100 sene evvel medrese kurmuş. Onun için meşhur dedelerimiz. Ben de Denizli'de hoca, vaaz ediyorum falan. Öğretmenim yanında. Dedelerimizin zamanında yetişmiş bir adam kalkmış gelmiş. Beni sormuş geldi eve. Ben de onu kovamadım. Bak sen şimdi. Şimdi sen öğretmenim, avukatım, profesörüm deyip durma bak. Misafir ettim adama. Gece kalktı. Adam bir namaza durdu. Zangır zangır titriyor. Onun titremesinde evde sallandı yahu. Gözleri iki çeşme. Allah Allah. Şuralara iz etmiş ağlaya ağlaya. Gece teheccüd namazına ağlanan burada iz yapmış yevzeşi. Öyle adamlar olmasa zaten çoktan yıkılır tepemize. Biz de öyle olmaya çalışacağız. Huzurunda olduğumuzdan, korkumuzdan, gözümüzden yaş gelecek, tir tir titreyeceğiz. Makam yapmaya, yüksekse konuşmaya, hocam bırak bunları. Allah sağır değil. Evet, neyse tecvid kuralları onlara uy. Makam yapacağım falan diye uğraşma. Koşulu namaz kıl. Tabii hocalara diyorum önce, sonra da sana. Sen de imama uydum diye camiyi sağ soluna bakıp durma. Evde de öyle. Evet, evde de öyle. Huşulu olalım. Kalbimiz de namazımız da huşulu olsun. Azalarımız da huşulu olsun. Münafıklık huşudan Allah'a sığınınız. Efendimizin buyruğuna uyalım. Tirmizi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'tan, Hakim Müstedrek'inde Abdullah İbni Ömer'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet. Te'avvezu billahi min tama'in haysu la matma'a. Evet. Tamah, bir şeyi biliyorsun, tamah etme. Bir şey istemek. İstenilmeyecek şeyi açgözlülükle istemeye tamah denir. İstenilmeyecek şeyi tamah etmekten, istemekten de Allah'a sığınınız. İstenilmeyecek şeyi istemekten de Allah'a sığınınız diyor güzel peygamberimiz. Ve men tama'a yeridü ilâ matma'in. Evet, kim böyle tamah ederse o tamah ettiğine şeye gelir, başına gelir, ona gider, onu kendine çeker ve başına belalar gelir. Sabit fikir halinde durmadan onu isterse aklı çalışmaz. Tamah, hırs, haset duygudur. Duyguların hakim olduğu yerde akıl çalışmaz. Kibir duygudur, haset duygudur. Ebu Cehil dahi adamdı. Deha sahibi adamdı. Akıl inanmayı gerektirir. Ama inanmadı. Niye? Peygamberimize kin besliyordu. Haset ediyordu. O kadar zengin, peygamberimizin kuruşu yok. Yetim büyümüş, herkes etrafını sarmış, herkes ölesiyi seviyor, onu haset ediyor, çıkamıyor. İnsanların seveceği adam benim diyor, ben zengin adamım diyor, kaç kişiye ekmek parası veriyorum. Peygamberin kuruşu yok ama herkes onu seviyor, haset ediyor.
İnsanlar tarak dişi, tarağın dişi gibi eşittir diyor. Ne demek eşit olur mu? Ben zenginim diyor. O garibanlara 5 kuruş vermezsem acından ölür. Böyle şey mi olur, din mi olur? Bunlar duygudur. O dehası çalışmadı. Cehennem ila cehenneme zümera. Cehenneme gitti. Duygular insanın kafasının çalışmasına engel olur. Bu tamah, hırs da böyledir. Tamah, hırs da böyledir. Kafanda sabit alırsan aklın çalışmaz, yanlış yollara, o istediğin şeye ulaşmak için yanlış yollara gidersin, yanlışlıklar yaparsın. Ondan dolayı tamah edilmeyecek şeyde ve yerde tamah etme. Tamah etme, yoksa onun şeyi altında kalırsın. Ne tamah edeceğiz? Hazreti Ali gibi namaz kılmaya tamah edeceğiz. Evet, orada tamah edeceğiz. Hedefimiz o olacak. Güzel, huşulu namaz kılmaya tamah edeceğiz. Hiç şüphe etmeden güzelce abdest almaya devamlı istek olacak bizde. Adama bak ya, şey olmuş, padişah olmuş, parasını şey, ah Allah bana da verse de ben de böyle camiyle yapsam. Bunları tamah edeceğiz. İyi şeyleri tamah edeceğiz. O duygularımızdan dolayı sevap alacağız. Kötü, istenilmeyecek şeyleri tamah etme. Ondan da Allah'a sığın. Senin şeyini bozar çünkü. Davranışlarını bozar. Avf İbn-i Malik'ten Taberani nakletmiş. Bir hadis daha okuyayım efendim. Evet. Ta'avvezu billahi min fahril Kur'an. Evet. Kur'an sebebiyle övünmekten Allah'a sığınınız. Türkiye'de 1 numaralı hafızım. Öyle güzel okuyanlar var, hakikaten ne kadar seviliyor. Güzel Kur'an, güzel okundu mu çok etkiliyor insanı. Değil mi? Adam mı? 1 numarayım. Övünmekten Allah'a sığın. Kur'an'ı güzel okuyorum diye, ben Türkiye'nin en güzel konuşan hocasıyım diye övünmekten Allah'a sığınınız. Allah'a sığınınız. Evet, bu gurura, kibire, azamete sevk eder. Öpülen elimi, ben 1 numaralı hocayım, hafızım demeye gidersin. Evet, hacca gidiyor adam. Orada gidiyor, dedikodu yapıyor. Haccın hükmünden hiç yerini getirmiş, görüyoruz yani. Geliyor, öpülün diyor, bu eller Hacer-i Esved'e değdi diyor, Kabe'ye değdi. Böyle havalı. Bundan Allah'a sığınınız. Gurur, kibir oldu mu o Kur'an senden davacı olacak. İbadetin şeyini eremezsin. Fehüm eşeddu fahran minel, evet, cebabire. Bu Kur'an'la övülmek, ilmiyle övülmek, büyük böyle kibirli makam sahibi adamların ondan da beterdir. Ondan da şeydir ve de birçok kocanın başına gelen bir şeydir. Evet, hadis-i şerif efendim. Men kâle inni âlimun fehve cahilun. Ben alimim dese bir adam cahilin ta kendisidir. Şimdi akşam okuduk. 5 vaktini kıl. Ramazan orucunu tut, güzel tut, güzel kıl. Zekatını ver. Sayıyor işte. Bizim 5 vakit, 5 İslam'ın şartı, cennete doğru gir. Ama şimdi adam tesbihli, zikirli yaşıyor. Sabaha kadar teheccüd kılıyor. İşte pazartesi, perşembeler oruç tutuyor. İşte şimdi Muharrem'in 10 günü oruç tutanlar da var. Devam tesbih çıkıyor. Günde şu kadar 1000 tesbih falan. Geliyor bana diyor ki, hocam bu zavallılara görüyorsun ya, o 5 vakitten başka bir şey yapmayanları zavallı gözüyle bakıyor. Onlardan daha aşağıdır o diyor Peygamberimiz. Bu hırsa kapıldın mı? Bu havaya girdin mi? Bu övülmeye onlardan daha şaşkındır o adam.
böyle felaket bir şeydir bu övülme diyor. Aman ve la şeyye abgadu. Evet. İlallah min kari'in fahur. Kur'an okuyarak ilmiyle övünenden Allah'ın daha çok buğz ettiği kimse yoktur. Neden? Kur'an'ı biliyorum. Kur'an'da kibirleri yeriliyor. Buna rağmen kibirleniyorsun. Hem biliyorsun hem kibirleniyorsun. Allah bilenleri affetmiyor. Hocaları affetmiyor. Hem biliyor hem bildiğinin tersini yapıyor. Onun için affetmiyor. Öbür bilmeyen adam yaparsa sonra ağlıyor çiziyor. Ama hoca hem bildiği hem yaptığı için, o Kur'an'la övündüğü için hem biliyor. Kur'an'da övünmek doğru değil. Mütekebbir yalnız Allah'tır. Yarın doğduğumuz zaman bir sümüktük biz. İğrenç bir sümük. Şimdi ne? Gel lan karnını yaralım. Kaç kilo sidik var, kaç kilo gübre var, kaç kilo kan var. İğrenç şeyler değil mi bunlar? Bunların pislik hamalıyız. Öldüğümüz zaman gömmede dursun bakayım bir cesedin, kokusundan yanına varamazsın. Toprağın altına gömüyoruz. Leşiz, leş oluyoruz. Niye gururlanıyorsun? Niye kibirleniyorsun lan sen? Niye? İnsan böyle denmeli kendine. Bir numaralıyım. Bir numaralı. Aha, bu şeytan. Ene demek, ben buyum demek şeytan. Şeytan öyle dedi, gitti, kovuldu. Evet, biz öyle demeyeceğiz. Ondan Allah'a sığının diyor. Böyle bir ilminden dolayı, Kur'an okuduğundan dolayı. Beş vaktimi kılarım evvelallah. Kur'an'ın aşağı yukarı birçok sureyi ezberim. Komşum zavallı. İnne atayın adam belki bir şey bilmez. Bayram namazı işte filan. Tamam, müminler beş vakitini kılacak ama bu bir sırf bayram namazın gelen adamı, o beş vakit kılan adam zavallı ya, zavallı. Dediği anda ondan kötü olur. Ondan kötü olur. Kimin ne olduğunu Allah bilir. Kimin ne iyiliği var diye düşüneceksin. Ben ondan daha şaşkınım diyeceksin. Gururlanmayacaksın. Bundan da Allah'a sığınırız. Buna da nefis var ya, hepsi gördün mü bak, herkes sıraya giriyorlar senin elini öpmeye. Saygı duyuyorlar. Nefis hemen kabarır. Böyle hocaların çok uğradığı şeylerdir bunlar. Bu tehlikeden de Allah'a sığının diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Evet. Hadis-i şerif Ebu Derda'dan. La yekunul mer'u alimen hatta yekunu bi'ilmihi amilen. İlmiyle amil olmadıkça bir adam alim olamaz. Evet, profesör ama camiye geldiği yok, namazda kıldığı yok, oruç tuttuğu yok, hacca gittiği yok. Herkese öğretiyor. Bu adam alim değildir. İlmiyle amil olmayan adam, bu da hadis-i şerif efendim. İbn-i Hibban. Bir adam ilmiyle amil olmadığı sürece alim sayılmaz. Fel ilmü la yenfu bile amel. İlim amelsiz fayda vermez, sorumluluk getirir. Biliyorsun yapmadın diye daha çok sıkıştırırlar. Biliyorsun daha çok sıkıştırırlar. Evet, fayda vermez. Evet, kime benzer bu adam? Biliyor, ameli yok. Aynen okuyorum. Ke iblis, alimin bitekaiki cemii şerai el ilahiyye ve lem yenfav ilmuhu liadem ameli. Şeytan her şeyi biliyor. Bilmesi ona fayda verdi mi? Ebediyen cehennemliklerin reisi oldu. Amel etmeden ilim fayda vermez. Şeytan her şeyi biliyor. Yani ilim sahibi olup da yapmazsa diyor, şeytan gibi olur. Ona o amel, ilmi fayda vermedi. İlmi amel ederseniz fayda verir. Onun için biz Müslümansak biliyoruz, sorguya çekileceğiz, namazın hesabını, orucun hesabını vereceğiz, bunu uygulayacağız, namazımızı geçirmeyeceğiz, orucumuzu tutacağız, çok sıcak, Allah kerim deyip başlayacağız, tedbirler alacağız, orucumuzu geçirmeyeceğiz, ibadetlerimizi aksatmayacağız, buna çok dikkat edeceğiz.
Evet. 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 Bilmeden de tabii ibadet olmaz. Bu bilgimizi uygulamak çok önemli dediğimiz gibi. Bilip de yapmayan şeytana benziyor. Biliyor, yapmıyor. Onun için hem bileceğiz hem de bildiğimizi uygulayacağız. Evet, te'avvezu billahi min cehennem. Cehennemden Allah'a sığınınız, cehennem ateşinden, azabından. Te'avvezu billahi min azabil kabr. Kabir azabından Allah'a sığınınız. Evet, maalesef kabir azabı yoktur diyen hoca var. Bitti o iş. Aslı yok. Evet. Biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat inancındayız. Ayetler, hadisler var. Ayet var. Biz Firavun'u sabah akşam ateşe atarız. Daha cehennem açılmadı. Cennet açılmadı. Şimdi cennet ve cehennemden önceki hayat. Ne o hayat? Kabir hayatı. Kur'an'da ayet var. Biz Firavun'u sabah akşam ateşe atarız. Ayet gayet net. Demek ki kabir azabı var. Buyurun. O hocaya söyleyin. Ayet bu. Peygamber zaten öyle söylüyor. Evet. Şimdi bir delikanlının kabrinin başına varmış peygamberimiz. Çok var da. Yanıyor delikanlı. Cayır cayır yanıyor. Görüyor. Sen göremiyor musun? O görüyor. Görenler de var. Ondan sonra kimin bu kabir demiş, sormuş. Bir koca karının çocuğu bu demişler. Çağırın demiş koca. Koca karı çağırtmış. Takıdık tukuduk gelmiş. Demiş bu ne benim oğlum. Affet bunu demiş. Yok affetmem demiş. Niye demiş affetmiyorum. Bir tek oğlum vardı. Hayatım bunu adadım. En güzel yedirdim, içirdim ama bir günden bir gün eline sağlık anacığım demedi. Çamaşır yıkamışsın, böyle çamaşır mı yıkanır? Çorba bir tuzu yok, yağı yok, böyle yemek mi yapılır? Hep kalbimin kırdı. Kalbim kırık ona demiş. Hayır. Gel demiş, yapma, etme, affet. Yok affetmem ya Resulallah. Onun gözünün perdesini kaldırmamış peygamberimiz. Evlat onun parçası değil mi? Ne kadar kızgın olsa da onun kabirde cayır cayır yandığını görünce affettim ya Resulallah diye bağırmış. Evet. Bu kabir azabının olduğuna delil. Çok var böyle. Çok var. Evet, kabir azabı haktır. Kabire daha şeye gitmeden evvel, kabire gitmeden evvel Azrail Aleyhisselam canınızı alırken işler başlıyor. Bunu da kitaplarda var. Size ben aktarıyorum yeri geldikçe. İbrahim Aleyhisselam'a uğramış Azrail Aleyhisselam. Nasılsın arkadaş, kardeş diye. İyiyim filan. Oraya gidiyor, göreve gidiyor. Bir selam veriyor, geliyor. Bir dakika demiş. Bir dakika dur. Sevmediğin adamın, kötü bir adamın, sen sevmediğin bir adamın canını nasıl alıyorsun? Onu bir dedi, bana anlatsana, onun şekline bir girsene. Yahu ne işin var demiş sen. Ateşe attı Allah seni ata attılar. Ateşi güllük gülistan oldu, bahçe oldu. Sen böyle ateşin bile yanmadığı halilsin. Ne işin var lan demiş onunla. Allah aşkına demiş. Bir göster bana. Allah aşkına dedim mi yapacaksınız. Yapmazsanız lanetli olursunuz. Dikkat edin. Onun için Allah aşkına lafını çok kullanmayın. Doymuş gelmiş siz de yemektesiniz. Buyur, buyur, buyur. Ya ben şimdi yedim ya, kusura bakmayın. Allah aşkına ye, ula patlasın mı lan bu? Allah aşkına dediği için yemesi lazım. Yemezse lanetli oluyor. Onu sen itiyorsun oraya. Allah aşkına deyince sevmediği adamların kılığına bir girmiş, canını aldığı kılığa. Ateşe yanmayan Halilur Rahman korkusundan, Azrail Aleyhisselam şeklinin korkusundan pat diye bayılmış düşmüş. İlim eserlerinde tefsirlerde var bu. Ben uydurmuyorum. Uyandıktan sonra demiş, bence demiş cehenneme gerek yok, şu kılığın yeter. O kılık nasıl kılıksa
Aman yarabbi, Azrail'i kızdırmayacağız. Şimdi buradan sigara içenlere geçeceğim, darılmasınlar. Sigara benim başımı döndürüyor. O kadar berbat kokuyor. Hakikaten yani yanımda sigara içiyor, kusuyorum ya. Evet. Şimdi Efendimiz diyor ki, Buhari hadisi. Bir mümin namaza durdu mu, onun namazda okuduğu Fatiha okuyoruz ya. Zamm-ı sure okumuyoruz mu? Kur'an, namazda okuduğu Kur'an'ın şerefinden melek de şereflenmek için gelirmiş, ağzını ağzımıza dayarmış. Biz görmüyoruz ama okuduğu Kur'an'ı elhamdülillah derken bak nefes çıkıyor ya, çekermiş. Adamın ağzı pis kokarsa. Sen böyle iğrenç bir şey yediğin zaman demiyor mu? Öğürmek ne kadar zor. Ben otobüs tuttuğu için dünya dar geliyordu. Başım dönüyor, kusuyorum. O da böyle zor. Yanına vazgeçmezmiş Kur'an çekmekten. Şimdi Azrail dersin bir melek. Meleklerin abisi. Senin Kur'an okurken ağzın pis kokan sigaracı. Kur'an okurken o meleğin midesi bulandı. Başı döndü. Canı yandı. Abi bu adam benim canım yaktı diye ona şikayet ederse, o da kardeşinin hatırı için o kılığa girerse, bak İbrahim Aleyhisselam pat diye bayılmış düşmüş, sigara içenler atın şu mereti, daha canınızı alırken bile böyle kokar ağızda, ne işiniz var? Kabirde men rabbuke ve ma dinuke ve men nebiyuke وَمَا قِبْلَتُكَ. Bunlar peygamberin hadislerinde geçiyor. Evet. Dinin ne? Rabbin ne? Kim? Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Kitabın ne? Kim? Kıblen neresi? Kim senin kardeşin? Soracaklar. Münker nekir deniyor. Rabbim Allah, dinim İslam, peygamberim Muhammed Mustafa, kitabım Kur'an Azimüşşan, kıblem Kabe, müminler kardeşim eşhedü en la ilahe illallah diyecek müminler, iyi adamlar. Zaten biz senin böyle dediğini biliyorduk. Güle güle yaşa. Kıyamete kadar yeni evlenen gelin gibi Mesut Bahtiyar ol. Derler giderler. Hadis bunlar. Ama şimdi aramızda oluyor ya, öyle ya idare ediyorum işte. Benim camiye falan gittiğim yok. Ama Müslümanlık, elhamdülillah biz de Müslümanız, evelallah, biz de Müslümanız filan diyenler yok mu? Ama hiç içen, namaz kılmayan, ama Müslüman, hacı, teşekkür ederim, hürmetler ederim, evelallah, biz de Müslümanız, elhamdülillah filan, benim bir dedem müftüydü falan. Şimdi böyle insanlardan, insanı aldatanlar da var ya, bunlar hep hadislerde var. Evet. Münker Nekir de Muhammed diye, İslam diye bir din var, Muhammed diye bir adam var, Kur'an diye bir kitap var. Ne diyorsun? Hani dalga geçer gibi. Öyle söylerlermiş. Adam da zaten dünyada idare ettiği herkesi. Ya zaten ben de işte bunların yanında onları kabul ettim. Aynı şey filan diye. Osman diyorlarmış ki zaten biz senin böyle bir münafık olduğunu biliyoruz. Azap başlar diyor hadis-i şerif bu. Bu azabı duyanlar var, halen var. Sen duymasan, ben duymasam da halen var. Bağırmasın seslerini duyanlar var. Kur'an'da sabit, hadislerle sabit. Biz de ehl-i sünnet inancındayız. Kabir azabı haktır. Kabir azabından Allah'a sığınacaksınız. Kabir azabı, evet, şimdi işiyorsunuz, ben Türkçe konuşayım, işiyorsunuz, görüyorum ben otobüste gelip giderken 70 yaşında adam dikeliyordu, ulan otur, içeride taşı var, klozeti var, üşeniyor ona, kapıyı dikeliyor, apışıyor, oradan işiyor tabii, kayıyor silik veya kırda bayırda dikeliyorsunuz, ayakta işiyorsunuz veya oturduğunuz sert yere
işediğiniz sidik parçaları hep üstünüze geldi, elbisenize. Kabir azabının bir sebebi budur. Öyle diyor Peygamberimiz. Bu kabir azabı çeken diyor, idrarının, devlinin saçıntılarından korunmuyordu. Kabir azabının sebeplerinden birisi budur. Bu sidik saçıntılarından korunacaksınız. Dedikodu, keza, gıybet, keza. Bunlar kabir azabı sebebidir. Onlardan kabir azabını görmemek için her akşam Mülk suresini okuyunuz. Tebârekellezî biyedihil mülk ve hu alâ kulli şeyin kadîr. Her akşam Mülk suresini okuyan kabir azabı çekmez diye hadis var. Evet. Böyle şeylerden de korununuz. Kabir azabından Allah'a sığınınız. Cehennemden Allah'a sığınınız. Te'avvezû billâhi min fitnetil mesihid deccal. Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığınınız. Daha deccal çıkmadı. Evet. Televizyon deccal diyorlar. Yok ulan yok. Burkuyorsun, kapatıyorsun. Deccal'ı susturamayacağız. Hem de harikulade şeyler gösterecek. Bir delikanlıyı bir kılıçla öldürecek. Ondan sonra herkesin huzuruna kalk diyecek, kalkacak. Oy be diyecekler. İnsanları aldatacak böyle. İşte aldan mümin adam, bilgili adam. Bu ahir zamanı çıkacak olan Deccal diye aklına gelecek. Alnında kafir yazıyor. Onu görecek. Ama öteki vay be adamı öldürdü, diriltti diye hiç alnına bakmayacak. Ona tabi olacak. İlâ cehenneme zümera. Son derece aldatıcı. Kurtulamıyorum şeyinden. Anlamış Peygamberimiz Deccal'ı camide, Mescid-i Nebevi'de. Sahabiler öyle etkilenmiş ki sokakta Deccal'ı arabaya gitmişler. O kadar etkilenmişler. Daha Deccal çıkmadı. Televizyon Deccal değil. İyiye de kötüye de bıçak gibi. Kurban kesiyorsun bıçak, sevap alıyor. Adam kesiyorsun, cehennem sebep oluyor. Televizyon da öyle. Deccal olur mu hiç? Bizim hakimi onda hakim olamayacağız. Öyle müthiş felaket bir aldatıcılığı var. Deccal'ın şerrinden, fitnesinden Allah'a sığınınız. Te'avvezu billahi min fitnetil mahya vel memat. Dirilerin, ölülerin şerrinden Allah'a sığınınız. Ölülerin şerri de olur mu? Evet. Kötü adamların üstüne lanet yağar. Onun için bir Müslüman kafir mezarlığına gömülmez. Oraya lanet yağar. Ölülerin zararı olur. Durmadan avaz avaz bağırır. Onun için diyor ki Peygamberimiz, Müslümanlar diyor, iyi adamların yanına gömülün. Kötü adamın gece gündüz bağırmasından uyuyamazsınız kabirde. Zararı olmaz olur mu? Orada devamlı lanet yağar. Onun için iyi kötü adamları uzaklara gönderin. Oralara gömmeyin yanınıza diyor Efendimiz. Dirilerin de zaten fitnesi biliyorsun. Seni alet ederler. Yanlış yerlere teşvik ederler. Senin duygularını istismar ederler. Falan filan. Dirilerin ve ölülerin fitnesi Allah'a sığınınız. Diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunları her gün yapınız. Efendimiz yapıyordu. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Bukhari, Nesai. Evet, Allahümme inni eûzübike min azâbil kabri. Peygamberin duasını söylüyorum şimdi. Allah'ım beni kabir azabından sana sığınıyorum. Ondan kurtar. Ve eûzübike min azâbil nâri. Cehennem ateşinin azabından sana sığınıyorum ya Rabbi. Ve a'udü bike min fitnetil mahya vel memat. Dirilerin, ölümlerin fitnesinden sana sığınıyorum ya Rabbi. Ve a'udü bike min fitnetil mesihid deccal. Deccal'ın, Deccal Mesih'in fitnesinden sana sığınırım diye dua ediyordu. Sen de bu duaları yap. Evet. Yolda giderken bunları söyleyebilirsin. Direksiyonda yolda giderken. Evet, bizim delikanlım Ali de, Mehmet de, Hasan da öyle bir açıyor ki o pis şarkıları o gavurlardan almış.
Cam kapalı, senin camın da kapalı, orada duramıyorsun sesten. Bu adam 40 yaşında sağır olur o kadar ses. Delikanlım, senin adın Ali Hasan Hüseyin. Sen Müslüman yavrusun, Müslümansın. Böyle pisliklerle uğraşma, Allah'a sığın yolda. Euzu çek, başka bir dua bilmiyorsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanı kov yahu en azından. Elhamdülillah demesi bilmiyor mu lan? Estağfurullah demesini sen de boşuna geçirme. Böyle şeylerle uğraşma diyor Peygamberimiz. Efendimiz bize uyarıyor. Diyelim cümle günahlarımızı estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve tübü ileyh. Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber bismillah. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke suresi besmele ile beraber. Sonra bu odan hangi sıkıntı var? 11'er İhlas suresi besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Müstakim sıratallah zinane amdurim. Üçer salavat-ı şerife. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı kabul eyle. Dersimizi rızanla muvafık olarak kabul eyle. Okuduğumuz süver-i celili ayet-i Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan ecr-i mesubatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklerine, ehl-i beyt, el, ashab, etbalar, rıdvanullahi aleyhim ecmain, Efendimiz ervai kutsiyelerine, bir cümle ahirete itihar eden mümin ve müminat, rahmetül aleyhim ecmain ervahına, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, Meşah Efendilerimizin ervahiyle beraber burada bulunan bizlerin geçmişlerimizin ervahına bağışladık vasıleyle. Bizleri kamil iman sahibi, güzel ahlaklı, özü sözüne uygun, dürüst Müslüman olarak yaşamamızı nasip eyle. Nefsi emmaremizin şerrinden, şeytanın şerrinden ve kötü fitnecilerin fitnesinden bizleri muhafaza eyle. Güzel namaz kılan, huşu ile güzel namaz kılan ve güzel abdest alan ve böylece ibadetleriyle Cenab-ı Hakk'ın sevgisini kazanan, günahlarından arınan,
musallilerden eyle ya Rab. Akıbetimizde hayır eyle. Subhan rabbina rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.